Peki, kanserli bir hastaya nasıl yaklaşılmalı Fatma Hocam? Aile bireyleri nasıl davranmalı? Bir kere en çok benim istemediğim ya da rahatsız olduğum yaklaşım, hasta ile içeri girip hasta çıktıktan sonra birisinin geride kalıp hasta hakkında bilgi alması. Çünkü hasta şöyle düşünüyor, bunlar benden habersiz bir şeyler çeviriyor. Evet. Ben hasta olsam hekime ve yakınlarıma güvenim kalmaz. Bir kere hasta yakınları lütfen genellikle yani hastaya ve hekime arada bırakacak şekilde davranmamak gerektiği. Mümkün olduğunca hastanın anlayabileceği dilden hastalığının evresi tanısının anlatılması gerektiği ve bilgilendirmesi gerektiğini vurguluyorum. Bir de öyle hasta yakınlarımız var ki aşırı ilgiden hasta bunalmış oluyor. Hasta, tabii ki tedavi başarısında hastanın çok istekli olması, hekimin dediklerini aynen uygulaması, sağlıklı yaşam, kötü alışkanlıkların bırakılması çok etkili. Yani tedavi başarısında ama hasta yakınları da çok önemli. Yani hastaya evet gerekli ilgi gösterilecek ama abartılı ilgi de genellikle psikolojilerini bozmakta, aşırı ilgi. Yani onun da bir hastalığı var, onunla mücadele edecek ve bunu da zaten başaracak gözüyle bakıldığında daha makul olunuyor. Ya da aşırı ilgisiz bir grup olabiliyor. Onlar zaten genellikle çok hastalarını hastaneye götürmekten ziyade daha çok evde dediğim gibi bir takım alternatif adı altındaki ot bitkilerle tedavi etmeye çalışan bir grup olabiliyor. Ama bizim en çok önerimiz hastaya, o da bir hasta yakınına hastalık olduğunu kanıksamaları, hastayı da bu tedavinin içerisine doğrudan mutlaka yani ilgili olarak da dahil ederek ve gerekli zamanda, gerekli yerde yanında olarak, yeteri kadar yanında olarak destek olmak gerekiyor.